Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve yepyeni bir serimize hoş geldiniz. Tabii bu serinin adını henüz belirlemediğim için şu an bir adıyla giriş yapamayacak, ancak bu bölümü yüklediğim esnada belirlemiş olurum. Belki bundan sonraki bölümde de gene bu şekilde giriş yapmış olabilirim, çünkü gene bugün çekebilirim o bölümü. Öncelikle gördüğünüz gibi 1.5.2'de 82 tane modumuz var. Modları oyun içerisinde tanıtacağım. Serinin olayı tamamen Nether'da geçecek. Daha doğrusu tamamen değil de büyük çoğunluğu Nether'da geçecek. İlk başta sadece Nether'a gelecek seviyeye gelecek kadar Overworld'de duracağım. Ondan sonra da direkt Nether'a geçeceğim. Bir tane de Mistcraft dünya, Void dünyası yaratacağım, çünkü biliyorsunuz ki Nether'da su üretemeyiz ve su lazım pek çok mod için. Ya bu gibi bazı işler için o world'u kullanacağım. Sadece bunlar için. Orada herhangi bir farmingtir, şudur budur yapılmayacak. Evet, bu şekilde gidecek. Tabii öncesinde Overworld'de toplayabildiğim kadar şeyi toplayacağım. Hani onları Nether'a aktarıp onlarla bir şey yapacağım gene. Tabii bunun içinde backpacks modu var. Her şeyi bir backpack chest kullanmayacağım mümkün olduğunca. Her şeyi backpacklere atmaya çalışacağım. Böyle. Bir de eğer soracak olan varsa Bastion serisi hakkında ona devam etmeyeceğim. Yani devam etmeme kararı aldım. Şu Taksim olayları yeni patlak verdiği esnada yayınlanmamış iki bölümüm daha vardı. Bir onları biraz yayınlamadım. Ondan sonra biraz moralim bozuldu. Şudur budur. O neden bozuldu? Neden olduğu hakkında en ufak bir detay söylemeyeceğim. Yani o bana kalsın. Şudur budur. Zaten bölümleri de beğenmemiştim. Direkt kayıtları sildim. Beraberinde bir adet de mod tanıtımı çekmiştim. Onu sildim. Onu tekrar çekerim. Onu daha iyi bir biçimde çekeceğim. Ama ondan önce başka bir mod gelecek. Evet. İlk fırsatta çekmek istediğim iki mod Forestry ile neydi senin adın? Mine Factory Reloaded. Onları da bu hafta içinde çekerim herhal. Evet, bu seri kısa bir seri olacak. Dünyamızın adı ne olsun? Tamam, cevap bu. Ya da dur. Evet. CD'miz gene aynı. Sen cehennem olsun değil. Köftenin distopyası. Hatta serinin adı da bu olsun, evet. Evet, serinin adını bulduk. Ve benim fan gene coşmaya başladı. Bir ara bilgisayarı temizlesem güzel olabilir. Ya da harici bir mikrofon alsam daha da güzel olabilir. De onun için param yok. Evet. Tabii ilk anlayacağınız üzere Tinker's Construct modu yüklü ve bu yüzden bize böyle bir kitap verdi. Şimdi sen şöyle dur. Bir jungle içinde spawn olup güzel. Minimap'e bakalım. Evet. Herhangi bir biyom modu yüklemedim. Çünkü Overworld'de takılmayacağız. Barley. Geronimo! Barley'ler önemlidir. Kurduğumuz modlar arasında Tinker's Construct'ın yapımcısının yaptığı diğer bir mod Nature'a. Ki zaten bu seriye başlamayı Nature'ın Nether'a eklediklerini gördükten sonra karar verdim. Şunlar da Nature'ın eklediği başka şeyler, ancak küreğimiz olmadığı için onları kazamıyoruz. Nature'ın eklediği bazı ağaçlar. Abi bu arada ses. Azıcık daha kısabilirim. Ve bilgisayarın sesini açabilirim. Evet. Başlayalım ağaç. Minecraft'ın en temel başlangıcına. De bu esnada diğer modlarımı da değinelim. Tabii ki de seri
içerisinde ben olduğum için Regtech olmazsa olmazlardan bir tanesi. Dolayısıyla da Industrial Craft olmazsa olmazlardan biri. Industrial Craft'ı tutmamın tek sebebi de Regtech. Ah. Lan. Ha. Bunun dışında Industrial Craft eklentilerinden şurada göreceğiniz üzere Quantum Suite, şey Quantum Suite demişim pardon. Gravity Suite modu var. Bakalım başka. Steel Card modumuz var. Modular Power Suite modumuz var. Gravity biliyorsunuz. devam edelim. Thermal Expansion. Buildcraft. Backpacks. Tinker's Construct. Portal Gun. Tabii ki de. Forest 3 ancak Forest 3'yi fazla kullanmayacağım. Bu arada arıcılığa hiç girmeyi planlamıyorum burada. Nature'a zaten söylemiştim. Mine Factory Reloaded. Extra Utilities. Bayağı işe yarayacak bir mod. Railcraft, Soul Shards. Sen nesin? Hani Miscraft. Miscraft'ın son sürümünü çok iyi bilmiyorum. Factorization. Bunu bayağı bir kullanacağım. Ha, gerçi o kadar fazla kullanamayacağım ama. Computer Craft. Onu fazla kullanmayı planlamıyorum. Ancak ne olur ne olmaz diye dursun diye tutun. Ve Computer Craft'ın bazı eklentileri. Ya, tam bir liste vereceğim zaten. Ve de şey config dosyalarını da vereceğim. Gregtech söylemiştim. Nature'a gene. Dur bakalım başka mod bulabilecek miyiz? Account Exchange. Devam edelim. Nether Ores. Olmazsa olmaz zaten. Başka. Bibliocraft. Applied Energy Sticks ancak fazla kullanma niyetinde değilim. Belki kullanırım, belki kullanmam. Hani kesin bir şey söylemiyorum. Nasıl kullanabilirim? Ancak de şey, sorting sistemi olarak Applied Energy Sticks kullanmayı planlamıyorum. Yani normalde çok fazla yapmak istediğim ancak Applied Energy Sticks'e kıyasla çok daha çok verimli olmayan bir yöntem kullanmak istiyorum. Fitli Köfte de verimli olduğu için Applied Energy Sticks'i kullanacağım ki Fitli Köfte de bayağı bir ilerleyeceğimiz için Applied Energy Sticks şart. Evet, ana modlarımızı da bu şekilde tamamladık. Bunun dışında Inventory Tweaks ve NEI'miz var. Aa bu arada ben de diyorum neyi unuttuk. Tamamdır. Neyse ki herhangi bir şeye tıklamadan bunu fark ettik. Evet. Bunun dışında başka modları. Optifine yüklü. Optifine tamamen isteğe bağlı bir mod neticede. NEI pluginleri de şudur budur falan yüklü. Ve ben bir gün bu benim fanımı döveceğim. Siz de rahatsız oluyorsunuz değil mi? Evet. Olsun idare edeceğiz hani. Fanı temizleyene ya da yaz geçene ya da ben yeni bir mikrofon alana kadar idare edeceğiz. Bolca sapling. Nether'da ağaç var gerçi de yine bu ağaçların da durmasını istiyorum. Koyunlar önemli. Ama koyunları şimdi yakalamayacağız. Bir saniye. Safari Net. Single Use Doll. Evet, direkt single use yardırabiliriz ya da bunu o iş bunu yardıramayız çünkü Nether'a gittikten sonra Nether'a gittikten sonra hani Overworld'e hiçbir şekilde geri dönmeyi planlamıyorum. Sus be fan. Evet. Öncelikle crafting table'ımızı yapalım. Tabii de en önemli ihtiyaçlarım... Ay, ne yapıyorum ben? En önemli ihtiyacımız sen ne yaptığını zannediyorsun? Balta ve pickaxe.
Yek bulabilse çok süper olur ama gerçi de. Ben illa sprint'e gideceğim ve falım da illa coşacak. İlerleyelim bakalım. Şurada ilginç bir ağaç var. Nature'ın eklediği bir ağaç. Kiraz ağacı yani. Evet. Ağaç toplamaya devam edelim. Hemen de bir Tinker's Con... Oak. Jungle'mışsın sen, tamam. Jungle'dan topladık hani. Evet, ilk bölüm ara ara kesebilirim ve şu fanım da durabilir. Tamam. Tamam falan anladım, çalışmayı seviyorsun. Ha bak, bu da ilginç bir ağaçmış. Sen ne ağacısın? Tigerwood. Elimizde bulunsun. Bir yandan Tinker's Construct'ın baltasını da özlemeye başladım. Yaparız en kısa zamanda. Aha, inek. Deri bizim için hayati bir şey neticede. Baltamız gitti. Hazır elimize deri geçmişken ilk backpay'imizi de yapalım. Evet. Bu şekilde bayağı bir backpack yapacağız. Bu arada merak etmeyin, Nether'da da bir şeyler deri elde etme yolu mevcut. Nature'a onu da eklemiş. Zaten çoğunlukla Nature'a şeylerini kullanacağız hani. Ha, Fan en sonunda durmaya karar verdi. Teşekkür ederim. Şu an bildiğimiz Minecraft, her Minecraft'ın tipik başlangıcındayız. Ben biraz daha taş kırdıktan sonra geliyorum hemen. Evet, pickaxe'miz kırıldı. Dolayısıyla taş kırmamız da bitti. Şimdi bununla beraber... Neden böyle yaptıysam... Ve... Taş kılıçla birlikte... Kürek. Kürek demiştim ben. Ho dememiştim. Tamamdır. Evet, o iş gece de olmuş. Seni alalım. Seni öldürelim. Üzgünüm. Evet, artık daha fazla değeri düşürüyorlar. Ha, arı kovanım da ama arıcılıkla ilgilenmeyeceğim bu seride. Kayda başladım, gene coştun değil mi? Evet. Artık biraz idare edeceksiniz. Şu an ışık yok. 2 saniye idare edin. Hemen bir fırın yapalım. Evet. Tabi bu esnada size barleylerin bir güzelliğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi barley flora çevirdik. Ah. Neyse, boşver. Siz gelin pişin şurada. Bunlar neye dönüşecek diye soracak olursanız eğer... Un neye dönüşür? Ekmek.
Ve kendime bir tane daha sırt çantası yapayım. Tamamdır. Bunları evet isimlendirebiliyoruz. Şu mağarayı biraz daha genişletelim hemen. İlk işimiz gene madene gitmek olacak. Kendimize biraz torç yapalım. Hadi bakalım neler bulacağız. Ben bir maden bulana kadar devam edeyim. Dedim ve direkt buldu. Evet, iron. Ama iron da iron pickaxe yapmayacağız. Üzgünüm. Aslında iron pickaxe yapacağız ama bildiğiniz iron pickaxe'lerden yapmayacağız. Öncelikle kendimize umarım sizler çalışıyorsunuzdur. Tamamdır. Evet. Bunları yaptık. Şimdi sen gel. Evet, Stencil Table. Ve bunu yaptığımız gibi ikinci bir kitabımız oldu. Part Builder. Ve Tool Station. Bunun dışında bir adet de chest'e ihtiyacımız var. Ve Pattern Chest. Peki bunlar ne diye soracak olursanız siz gelin. Sen git. Evet. Part Builder. Part Builder'ı buraya değil de buraya Stencil Table'ı koyalım. Pattern Chest. Part Builder. Sen gel şöyle. Ve Tool Station şeklinde şöyle dizelim. Crafting Table'ımız da buraya gelsin. Furnace da üstüne. Tamamdır, başlangıç yerleşimimiz bu. Bunun dışında biraz da evet, fanımdan nefret ediyorum. Cidden nefret ediyorum. Neyse, pickaxe için yeterli. Öncelikle yeni kitabımıza bir bakalım. Materials and You. Birkaç farklı item gösteriyor bize. Biz pickaxe yapacağız. Pickaxe için pickaxe head, tool rod ve tool binding lazım. Güzel. Evet, full iron'dan yapacağız herhalde. Başka ne kullanabiliriz? Flint kullanabiliriz ama flintimiz yok. Başka bir itemimiz yok gerçi zaten. Iron'larımızı alalım. Hepsini pişirelim. Bir sorun olmaz. Tabi bu esnada kendimize şunları kullanarak pickaxe head, tool rod ve tool binding. Tamam. Tüm ihtiyacımız olanları bu. Bunları pattern chest'e koyduk. Evet, iki tane iron. İhtiyacımız olan bu. Pickaxe yapmak için toplamda iki tane iron lazım bize. Öncelikle pickaxe setimizi aldık. Bu arada dikkat ederseniz bu material cost 1. Yani malzeme maliyeti 1. Bunun ikisi ise yarım. Bunu çıkarttık. Ve gördüğünüz gibi burada bir adet iron chunk düştü.
Bunu tool rod yapımında da kullanabiliyoruz. Çünkü o da yarım. Evet. Ve şimdi sen gel. Örümcek gene kafamızı şişiriyor. Ha, boş ver. Mesela bir isim koymayalım. İsim koyabiliyoruz burada pikekslerimize. Evet, artık bir adet full iron pikeksimiz oldu. Ve bunun en sevdiğim özelliği bu. Birinci sıradayken en birinci sırada durduğunuz takdirde sağ tıklarsanız son sıradaki bloğu yerleştirir. Yani bu ne demek oluyor? Buraya bunu koyarsan bunu yerleştiriyor. Ortalarda bir yerdeyken yanındakini yerleştiriyor. Evet. Şimdi backpack'imizi alalım. Sen git. Sen git, sen git, sen git. Evet. Başka. Sen git, sen git. Sen git, sen git. Sen git. Pişirebileceğim bir şey var mı? Gerçi onları da çarkola çevirebilirdim. Hatta çevireyim. Tam dönüşmüyorlarmış. Evet. Ekmeklerimiz pişti. Artık madene inebiliriz. Normal iron pickaxe'den çok az daha hızlı. Aa, direkt ravine bulduk. Ve Enderman. Baktım mı? Hayır, bakmamışım tam. Enderman zaten fanımın sesi yeterli. Bir de sen gelme. Ben neden? Bir de baktım. Evet, bakmışım. Copper. Old good copper. Evet, burada bir şeyler yok. Herhangi bir şey yok. Tamam. AMD'nin sevmediğimiz yanı ısınıyor. Isınınca notebook'ta kötü bir şey oluyor. Evet. Devam edelim. Biraz daha soğuk bir ortama geçebilirim yine. Iron. Bolca. Quartz. Bir saniye. Yalnız Nether'da bu quartz geçerli olacak. Evet, bu quartz'a gene ihtiyacımız olabilir. Ve bu alüminyum. Tinker's Construct'ın eklediği alüminyum. Tinker's Construct için lazım bir şey. Eğer bunun dışında Zycraft'ın alüminyumuyla da uyumlu ve kömür. Ama zombi önümüzde. Artık değil. Mesela taş kırmak için bunu kullanacaktım ben. Ben önemli bir maden, yani değişik bir maden bulana kadar keseyim. Evet, şu şeyler. Gördünüz mü? Silver ore berry. Bunlar tamamen madenleri ekebilmenizi sağlıyor. Yani ekilebilir maden ve hayır sen gidiyorsun. Selam örümcek. Hoşça kal örümcek. Görüşürüz zombi.
Evet, Monster Hunter. Ve ben daha serin bir yere geçsem güzel olur. Ve değişik madenlerimizden biri daha. Tin. Filtre Köfte'nin birinci sezonunda yaptığım şeyi yapmayacağım. Hayır, yapmayacağım. Hayır içgüdülerim, yapmayacağım. Tam pes ettim. Tin, tin, tinimini hanım. Tam sustum. Evet. Bu arada daha serin bir yerle geçmek derken soluna geçtim. Teknik olarak odam benim evdeki en sıcak oda. Ki ben sıcaktan tamamen nefret eden biri olmama rağmen. Oş 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 oş. Neyse. Ucuz yırttık. Evet, benim hakkımda bir bilgi öğrenmiş oldunuz. Sıcaktan nefret ediyorum. Ya kışın tişörtle dolaşan tipler var ya hani. O ben onlardanım. Evet. Devam edelim bakalım. Bolca kapır. Kapır gerekli bir maden. Ve ben sürekli aşağı düzeylerde dolaştığım için sürekli sıkıntısını yaşadığım maden kendileri alıyor. Ve şurada da önemli bir başka maden daha görüyoruz. Bauxite. Bauxite, Greg Tech ile uğraşacaklar için inanılmaz derecede önemli bir maden. Hatta bir keresinde arkadaşlarla bir serverda oynuyorduk ve Bauxite yok diye bildiğin hiçbir şey yapamıyorduk. Yani Cory için de Bauxite lazım. Çünkü biliyorsunuz ki Greg Tech BuildCraft'ın recipe'leriyle de oynuyor ve Cory'yi Diamond Drill ile yapmamız gerekiyor. Diamond Drill için ise Titanium lazım. Titanium için ise Bauxite lazım. Evet. O iş. O iş. O iş diyoruz biz buna. Happy O iş Day. Ha, Gravel. Güzel bir şeydir Gravel. Gerçi Nether'da bolca var. Evet. Bu arada bu iki bölüm arası sadece maden kazma yapacağım. Bu bölüm. Bölümü uzun mu tutsam onu düşünüyorum şimdi. Hanıma kalmış. Fanlarıma kalmış. Tamam, bu iğrenç espriyi yapmadım sayın. Evet. Hadi bakalım. Aa, güzel su. Ve minimap'in boyutunu ayarlamayı unuttuğumu hatırladım. Ha, tamam. Ben de diyorum ne gözüme gözüme bakıyor. Ha, bu arada unutmadan tek çepek kullanıyorum. Faithful. Sen galiba kapırsın. Evet. Bakalım burada başka neler var. Ay yok, ayrılmış. Ha, bu daha güzel. Sen tinsin. Evet. Tam çıktık. Devam edelim yolumuza. Lan. Geri git. Yarasa. İskelet. Lanet. Hayır, beni öldüremeyeceksin. Sen de. Tam öldüremediler. Aa, torçumuz bitti. Evet.
Kapı. Ay. Bu arada tekrar demin de dediğim, ya önceden de dediğim gibi bu serinin amacı tamamen Nether'da geçmek üzere. Her şey Nether'da geçecek. Koymayabiliriz. Or birbirlerimizi koyalım. Sen bitebilirsin şimdilik. Tamam istekleri koyalım. Kısa sen de git. Çünkü kalasyon sıkıntısı yaşayacağız. Ay gerçi yaşamayacağız. Pardon. Onun için de bir şey düşündüm. Evet. Bu riske değer bir şey değilmiş. Sessiz olun. Gördüğünüz bauxite'ları asla görmezden gelmeyin. Evet. Ben biraz daha maden kazıyorum. İlginç bir şey bulursam gelirim. Evet. İlginç bir şeyle karşılaştık. Ama bu bir maden değil. Bakın. Pickaxe'im kırıldı. Ve gördüğünüz gibi kazmıyor. Bu Tinker's Construct'ın ilginç bir özelliği. Şimdi evimize dönmemiz lazım ve kamerayı başlattığım gibi bir coşmak zorunda mısın falan? Evet zorunda. Neyse. Gel gelelim bunu nasıl tamir edeceğiz? Gidip bunu buraya koyuyoruz. Iron'ımızı da buraya koyuyoruz. Pickaxe'imiz tamir oldu bu. Tüm olay bu. Evet. Dışında herhangi bir girişteyi aşan bir şeyimiz var mı? Yok. Evet yok. Ama ben burada madem kazmaktan sıkıldım. O yüzden ne yapacağız? Yola koyulacağız. Sizler ekmeğime crafting table hariç. Evet. Damn, let's go. Neden bunun ekisini craft etmedim bir yandan? Evet, baltası gayet işe yarar bir şeydi bunun. Neyse, bolca barley toplayalım. Ekmeğe ihtiyacımız olacak. Zombi sen git, sen bir git. Evet, hatta bir çöl bulabilirsem çok süper olabilir çünkü özel bir maden çölde. Okyanus da bulabilirsem orada hatta okyanus kenarında bir çöl bulabilirsem çok süper olur. Siz nesiniz? Bu berryler, bu normal berrylerse o blackberry. Güzel. Evet. Şimdi neleri çantamıza atalım? Mesela iron madenler için bir katabiliriz. Evet, bu çantamız doldu. A giyebiliyormuşuz da. Bak bunu bilmiyordum ama render olmuyor. Ya açmanın da bir yolu yok. Neyse şimdi dursun böyle. A, çok önemli bir şey daha. Koton. Evet, Red Power'ın çok kullandığımız bir şeyi tüy üreten, ip üreten bir şeydi. Ve bunun Nature'daki karşılığı. Tabi bunlar direkt ip üretmiyor. Koton üretiyorlar yani pamuk üretiyorlar. Biz bu pamukları ipe dönüştürüyoruz. Yani kısacası ama bir güzelliği saatlikle ip alıyorsunuz gördüğünüz gibi ve tekrar büyüyorlar. Yani tekrar tekrar ekmenize gerek yok. Muhtemelen bunun için bir
Forestry farmı kurabilirim ya da bunu manuel bırakabilirim. Aslında bu seviyede çoğu şeyi manuel bırakacağım. İlla sen köftesinin otomatikleştir mantığı gütmeyebilirim. Bunlar da sanırım Blackberry. Evet, bunları toplayalım. Çünkü bunlar güzel bir yemek kaynağı oluyor. Yani öyle böyle güzel değil ve kapır. Bu arada Word Generation konusunda sadece Terminal Expansion'ın Word Generation'ını açık bıraktım. Yani bilginiz olsun. Sahil, okyanus. Okyanusta safir elde edebiliriz bolca. Ve güzel bir... Sen gideceksin o iş. Tabii beni kızartarak. Şurada biraz da seed unutmuşuz. Ve sen gel bakalım. Evet. Şurada ilginç bir mağara daha bulduk. Hep Enderman olmak zorunda değil mi? Hayır, sana bakmıyorum. Yemek yesem güzel olabilir. Şu artanı da şunlarla kapayım. Bunlar tek başına bir dolduruyor ancak hatta bir bile değilmiş, yarımmış. Bunların güzel yanı, bunları meyve tabağına dönüştürüyorsunuz. İşte o oyundaki en güzel yemek kaynaklarından birine dönüşüyor. Hatta patatesten bile daha çok sevdim onu. Tabi bunun için 3 farklı bunlardan elde etmeniz lazım. Toplamda 4 farklı var dünya Overworld'te. Yani Overworld'ten ayrılmadan onların hepsini toplamış olacağım. Evet. Evet, başka madenler de bulduk. Silver ve Lead. Ve zombi. Ama zombi bir maden değil, Creeper da değil. Creeper ışık söndürme işi. Ne yarar. Ve fanım bile heyecanlandı. Ha ha ha. Uranyum toplamayı planlamıyorum çünkü nükleer reaktörlerle uğraşmak istemiyorum. Evet, mineshaft. Bu güzel oldu. Tabi hedefim buraya direkt atlamak değildi. Wrong a gold. Kılıcım kırılmak üzere ve kendime yeni bir kılıç yapsam güzel olur. Direkt kas şuradan köfter. Bu survival olaylarında hiç başarılı değilim değil mi? Evet, biliyorum. Altımın lav olması lazım. Şart mıydı? Seni yanlış yerleştirmem de. Daha da bir şart mıydı? Evet. Hayır, bu çanta değil. Bu çantaya da bir şeyler atabiliriz. Güzel, biraz cobblestone. Ya atamayız. Ne atabiliriz? Size ne atabiliriz? Seni atabiliriz. Evet. Şimdi buraya atabileceklerimiz tin. Silver atamayız, bauxite atamayız, iron atabiliriz, copper atabiliriz. Sizler gidin. Sen gitme. Bauxite sen git. Raw beef de atabiliriz, evet.
Diğeri atalım. Bunları bir organize ederim bir ara. İlk fırsatta. Aklıma onlar için güzel bir düzen planlarım. Part yıldır. Bir tek sen lazımsın. Part Builder, Tool Station, Stencil Table. Evet, öncelikle Stencil Table'ımız için bize tabii bundan elde edilen stickleri maalesef kullanamıyoruz saçma bir biçimde. Neyse. Bu kadar bir stick kullanırız. Tamam, 5 tane yeter. Evet, ve kitaplarımıza bakalım. Burada değil. Sen değildin, sendin. Tamam. Evet. Yapmak istediğimiz şey Longsword. Bunun için Sword Blade, Tool Rod ve Handguard lazım. Sword Blade, Handguard'dan. Part Builder'ımıza gelelim. Sword Blade, Handguard. World. Tamamdır. Tool Station'ımıza gelip Longsword'umuzu seçelim. Yanlış yere gittim. Evet. İlk kılıcımızı tamamladık. Sizler çantaya geri. Tamam, bu benim hatam. Altın. Sen gereklisin. İskelet var burada, değil mi? Oğlum bak git. Oş. Karambole geleceğim. Bunu yapacağım. Ah, bunu değildi. Neyse, buradan yapalım. Ölmek istemiyorum çünkü. Bu sağlam bir karambol. Ve atalarımız ne demiş? Her daim inventöründe cobblestone bulundur. Ben bunu atalarımız demedi ama diyebilirlerdi. Neden dememişler ben de bilmiyorum. Torşa ihtiyacımız var. Tamamdır. Sen ikiye gel. İskeletlerden nefret ettiğimi söylemiş miydim? Yani çoğu kişinin oyunda en nefret ettiği yaratık Creeper'dır ancak benim değil. İskelet. Çünkü görebildiğin takdirde Creeper'lara karşı bir şey yapabiliyorsun. Ama lanet olsun iskeletlere karşı yapamıyorsun. Ha, Galena var. Bu önemli bir or. O kadar önemli değil de ondan güzel silver falan elde ediyoruz. Yemek yemem lazım. Ekmeğim nerede benim? Ha, burada.
Slime. Bak bu güzel. Arkamdan herhangi bir şey gelmiyor değil mi? Hayır. Aa, elmas. Ama önce lapislerimizi alalım. Evet, ölümü uzun tutacağım. Ona karar verdim çünkü 46 dakika olduğunu şimdi fark ettim. Evet, elmas, elmas, elmas. Güzel elmas ve başlangıçtan direkt bu kadar elmasımız var. Obsidyen. Güzel. Bu arada obsidyeni elimizdeki item'larda da kırabiliyoruz. Ama şu an değil. Nasıl diye sorduğunuzu. Nasıl diye sorduğunuzu biliyorum. Birazdan göstereceğim. Ama önce bir şeyler daha kazmak istiyorum. Bu çevreyi biraz iyice kazıyım. Zaten şimdi tool station'ı koymam gerekecek hatta. Yani şu ufak bir barakamsı bir şey yapayım, ondan sonra koyayım. Evet. Şimdi sen gel. Sadece tool station'a ihtiyacım var. Evet. Şimdi pickaxe'imizi bir tamir edelim tabii ki de. Tamamdır. Ve pickaxe'imize bir adet diamond koyalım. Gördüğünüz gibi canar çak. Ve mining level'ı değişecek. Artık bu pickaxe ile obsidian kırabiliyoruz. Bu kadar basitmiş değil mi? Sen git. Başka buraya atabileceklerimiz. Aa, yok sen git. Önce seni bir kıralım. Ona göre yerleştirelim. Bir arada nefes alabildiğimiz bir arada şunu düzenleyelim. Başka ne gerekir? Tinmiş bu tam. Artık nasıl bir tinse. Tamam, buna henüz hiçbir şey gitmiyor. Bakalım da neler gönderebiliriz. Kotonları yolluyorum, seni yollayalım. Geri kalın. Diamondları güvenceye alalım. Tamam. O halde ilk modifier'ımızı yerleştirdiğimize göre hadi bunun şerefine obsidiyen. Tabii ki de şöyle bir sorunumuz var. Bu yani şey hayvan gibi yavaş. Bunu nasıl çözeceğiz? Tekrar tool station'ımızı alalım. Ve redstone ekleyelim. Gördüğünüz gibi görüntüsü de bayağı cool bir şeye dönüşüyor. Mining speedimiz artıyor tabii ki de. Yani ilk parça redstone'larımızı böyle acımadan harcıyorum. Lapislerimi de harcayacağım şimdi. Lapisler de fortune ekliyor buna. Evet. Tabii eklemedi ancak hala ufak bir şansla böyle bir olasılığı var. Çevremizi iyice ışıklandırdıktan sonra işimize koyulalım. Tabii ikinci bölümde Nether'a geçeceğim. İkinci bölümle birinci bölüm arası bolca maden kazacağım. Tabii
Obsidian kazma sıkıcı bir iş olduğu için kamerayı kapıyorum. Evet, tekrar küçük ufak barakamıza döndük. O döndüğü neden öyle söyledim, en ufak bir fikrim bile yok. Ve seni aldık. Ne yapacağız tabii ki de? Ekmek. Ve bir adet de ayran. Evet, sen gidebilirsin hatta. Bakalım bana. Ha, şunları da pişirebilirim. Evet. Yani öleceğimi fark ettiğim için bunu yaptım. Evet. İşte başımı ağrıtan gerizekalı da burada. Selam. Bu kılıcın güzel bir özelliği sağlam bir nakbeyi var. Normalde nakbeyi sevmem ancak creeperlara karşı inanılmaz işe yarıyor. Ve bu başlangıç seviyesinde her şeye karşı işe yarıyor. Evet. Bunu da bitirdiğimize göre şunun durumuna bakalım. Evet. Ve biraz daha obsidian kazmaya devam edelim. Evet, 3 tane ayırdığımız hazır. Tabii ki de kova yapıyoruz. Bunun yanı sıra bana... Sizler gelin. Tabii ki de yeterli değil. Bir adet yatak yapmamız gerekecek. Bu arada bu kılıcın bir özelliğini daha hatırlatayım size. Charge attack. Yani koşarken saldırırsanız eğer çok daha güçlü saldırır. Hani bunu aklınızda tutun. İşe yarıyor. Evet. Yemeklerimiz hazır. Bu arada yatak neden yapacaksın diye soracak olursanız eğer Nether'da öldüğünüzde hatırlatırım. No. Overworld'e gidiyorsunuz. Aa, ve Ferris mi o? Hakkale'yi neymiş? Aha, örümcek. Sen gel. Lava düşmeyecek şekilde. Evet. Tamam. 4 tane daha ipe ihtiyacım var. Evet. 4 tane daha ip buldum mu? Tamamdır. Hadi bakalım. Evet, iki tane daha kaldı. Sanırım orada bir örümcek spawner'ı var. Örümcek gördüğümü hiç bu kadar sevmiyordum. Selam. Sen meşgulsün galiba. Evet. Tüm ihtiyacımız olan bu. Yok, buradan gitmeyeceğiz tabii ki de. Neden Enderman sesi duymak zorundayım hep? Evet. Oyş. Always watch your steps. Huh.
Tamamdır. Evet. Bunu da yaptığımıza göre. Evet demeyi kesip. Şunu yapsam güzel olur. Yatak. Çok güzel bir yeraltı yatağım var. Evet, neyse ki geceymiş. Tamamdır. Evet. Şimdi sıra Nether portalımızı inşa etmekte. Tabii Nether portalı inşa ederken bir şey göreceksiniz. Greg Tech'in değiştirdiği ufak bir detay var. Merak etmeyin, bu bizi çok etkilemeyecek. Etkileyecekmiş gibi gözükecek ancak etkilemeyecek. Eğer buradan Flint and Steel'in resmisine bakacak olursanız Steel Nugget. Ne güzel. Ama Fire Charger diye bir item'ımız daha mevcut. Kollarım tabii ki de bunun içinde. Coal Gunpowder ve neydi? Blaze Powder. Ah, bu olmadı. Bu ne demek? Bunu tekrardan kırıp bir çöl bulacağız. Neyse, ben çöl buluncaya kadar görüşürüz. Yani birazdan gelirim, hani sizin için. Benim için değil. Ve evet. Böyle ilginç bir şeyle karşılaştık. Tabii yerim olmadığı gerçeğini hesaba katarsak şöyle bir şey yapmam gerekecek. Az da çantalardan bir tanesini sırtıma takabilirim. Crafting table alalım. Fan gene coşsun. Coş lan coş. Bu arada Ferrous Ore buldum. Bu inanılmaz gerekli bir ore. İnanılmaz gerekli cidden. Ama şey, gerekliliği kendisi değil. Sıkıntı orada. Gerekliliği onu işlerken elde edilen bir yan maden. Atıyoruz. Evet. Ve 3 tane kaynat. Hepsini A, B, C, D, E, diye isimliyim şimdi. Okey. C, okey. D, okey. Tamamdır. Şimdi hepiniz... Aa, bu güzel değilmiş. Neyse. Şimdi bakalım. Minecraft işe yaramaz. Sen yararsın, sen yararsın. Block of Steel yarar. Melon Seeds de yarayabilir. Tamamdır. Bu Safari Net. Single use. Bayağı işimize yarayacak bir şey. O yüzden burada dolaş...
varım hala. Sen nesin? Alüminyum. Tamamdır. Kal. Zaten sanırsam Nether'da alüminyum yoktu. Tabii ki de alamıyoruz. Ferrous'u buraya atalım. Yani çok dağınık yerleştiriyorum biliyorum. Ama şimdilik idare edin. Evet. Çıkış yolunu bulana kadar hala bir şeyler kazıyorum. Hemen kazmaya devam edeyim. İlginç bir şey bulursam yine haber veririm. Unutmadan Ferrous Ore hakkında işlemeden önce lütfen eğer Great Tech'iniz varsa, zaten Great Tech varsa önemli bir ore. Great Tech yoksa o kadar önemli bir şey değil. Evet, Ferrous Ore'u işlemeden önce Industry Grinder'ınızın olmasını bekleyin. Yani Grinder'la birlikte işleyin. Çünkü önemli olan yan ürününün gelmesini garantili dersiniz. Oh. Zombi spawner falan mı var burada? Iron. Neyse şimdi böyle yerleşim, zaten bir sonraki bölümün başında Nether'da olacağız. Orada size adam akıllı bir yerleştiririm. Zaten chestlere yerleştireceğim ondan sonra. Ha, Galeyne var. Topluyorum. Ve bunu işlemek için gene grind, bunu işlemek için Blast Furnace lazım. Ama işlediğimiz takdirde güzel bir silver kaynağına dönüşüyor. Hayır, gerçi illa Blast Furnace lazım değil ama verimli işlemek için Blast Furnace lazım. Excel'de Industrial Electrolyzer da gayet işliyor. Geldi gene. Ve Creeper kafası. Evet, ikinci bir tane daha bulduk. Sıraya ihtiyacımız yok. Ekmek iyi olur. Tamamdır. Daha fazla galayına. Ve bunda da şöyle bir şey buldum. Yellow Garnet de buldum. Ve Creeper. Bu arada Creeper'ların sorun olduğunu düşünüyorsanız Nether'da karşılaşacağımız Nova Creeper'ları bekleyin. Ah, hiç sevimli değiller. Ve sizleri gene yerleştirelim. Neyse. Ve çantalarımı az buçuk bir düzene soktum. Az buçuk. Aksi bayağı sıkıntı yaşayacaktık. Neyse devam edelim. Çıkışı arayana kadar toplayabildiğim kadarını toplayacağım Overworld'de. Çünkü Nether'da biraz... madenler
Bayağı bir oradaki madenlerde verimli ancak zor bulunuyorlar. O yüzden Overworld'de toplayabildiğim kadar maden topluyorum yine. Evet. Ve ilginç bir maden daha bulduk. Safir. Bakalım içeride başka var mı? Yani bunun anlamı şu an bir ocean biyomunun altındayız. Bakalım. Ha, beach biyomlarda da bulunuyormuş, tamam. Şimdi beach deyince aklıma geldi. Yüzeye çıkınca biraz da kum kazmamız lazım. Hallederiz. Yüzeye çıkabilirsek önce. Yani yüzeye çıkmadan bu bölüm bitmeyecek, onu bilin. Ve yüzeydeyiz ve başka bir maden daha bulduk ve. Önce şuralara bir bakınayım. Şimdi o başka madenin ne olduğuna gelecek olursak, Eptite. Forestry ile fazla ilgilenmeyeceğiz. Gerçi de gene elimizde bulunsa güzel olur bir maden. Ve iskelet. Teşekkürler iskelet. For being a jerk. Yaptıklarımızda sen gir. Evet, toplayabildiğimiz kadar topluyorum. Evet, bolca da bundan topladım ve dışarı çıkıyorum ama gece. Evet, bu biraz sıkıntı bir şey. Ve zırhımız da yok. Oo! Bir saniye. Tam gitmeden önce görmem güzel oldu bunu. Aslında tam gitmeden önce değil, gayet gitmiyordum hani. Ama gene de görmem güzel oldu bunu. Rubber tree. Umarım nedir de ekebilirim. Çünkü bu hayati bir şey, o iş. Teşekkürler ölecek. Evet. Başka laboratuvar. Evet, burada. Ve şimdi hatırladığım ufak bir gerçek var. Tomcraft'ımız olmadığı için o çöldeki arkadaşa hiçbir şekilde erişemeyiz. Ama neyse ki bir yerlerden konuşabilsem. Bir yerlerden steel elde etmiştik hatırlarsanız. Steel block. Onu pişirip steel elde edeceğiz. Oradan da steel nugget, oradan da flint and steel. Ama önce kum toplayalım. Yani birazdan Nether'a gideceğiz yani. Sizin için birkaç saniye sonra. Tamam, yalan söyledim. 2 saniye değil. Çünkü öncelikle bir şey yapmamız lazım. Çantalarımdan safari netleri alacağım. Üç tane safari net. Sizleri getirmeme gerek yok sanırsam. Aslında getirebilirim. Yine 2 inek getirebilirim. Ama inekten çok koyun benim için daha önemli ve koyunumuz yok galiba. Bir bakalım. Radar. Pasif mobları göstermiyor.
Hostile'ları kapa. Yarasa, yarasa, yarasa. Evet. Neyse, günümüzü de o şekilde geçeceğiz artık. O zaman iki tane inekle gidiyoruz sadece. Bir. İki. Hatta üç olsun. Şunu da öldürelim. Şunu da. Deri lazım neticede. Evet. Bunları da tamamladığımıza göre son kısma geçip tabi bunun için önce bize furnace'ımız lazım. Nereye koyduysak. Ve steel'imiz nerede? Block of steel'imiz. Burada. Bir tane siz. Ve bana başka ne lazım? Gece olması lazım. Obsidian'larımı da alayım. Portalı yapmaya başlayalım. Gitmeden önce bir de bu zaman 3 tane gerekecek çünkü durability'sini bayağı bir arttırdık. Seni tamir edelim. Ha 3 tane bile değilmiş. Daha fazlaymış. Neyse bunu zaten yakında kullanmayacağız. Steel'imiz hazır. Bir adeti flint bulabilirsek. Tamam flint. Zaten inventörümüzde varmış. Tamam. Biriniz böyle dönüşün. Ve flint and steel'imiz hazır. Evet. Sen de gel. Üzgünüm şunu... Dur, gece oluyormuş şu an. Üzgünüm ama bunu yapacağım. Ha, dur, Unity mod, Utility mod değil, Recipe mod. Direkt Night yapalım. Tamamdır. Ve uyuyalım. Evet. Ve umarım kötü bir Nether spawn point'imiz olmaz. Dım 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 dım. Aa, pek kötü değil. Hatta kapalı bir alan olması güzel. Evet. Ve böylelikle ilk bölümümüzü burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler ve bu Nature'ın eklediği bir ağaç.